Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Arkadaşlar bugün hostelden ayrıldım. Bugün inanılmaz derecede moralim bozuk. Biraz bahsedeyim. Ben gezmeye başlayınca, yolda bazı şeylerden uzak kalınca bazı kararlar veriyorsunuz. Ben de yaklaşık 1,5 yıldır vermiş olduğum bu yolda dedim ki ben okumadım. 31 yaşındayım. Yani liseyi bitirdim. Biraz da haylaz birisiydim ben. Her neyse dedim ki ben bir üniversite sınavına gireyim. Hem 4 yıllık bir yere girmeyi çok istiyordum ya da 2 yıllık. Çünkü 4 yıllığı istememin sebebi hani çünkü 4 yıllık eğer buraya yerleşirsen hem o öğrenci belgesiyle yurt dışı imkanları daha fazlaydı. Ondan sonra neyse girdik sınava. İyi kötü bir puan aldık. Ya puanım çok düşük ama yine gelecek yerler var. 2018'e tercihleri kıyaslandığında en uzak yerlere kadar yazdım. 225 puan aldım. Gazetecilik, radyo, sinema, televizyon istiyordum. Yani 10 puan yukarıda olan yerler de vardı. Ama gazetecilik vardı mesela Elazığ, Fırat. 223 puanla yani 820 bin mi? 823 binle mi ne aldım? Oraya kesin girerim dedim. 24 tane tercih yaptım. En son tercihim de Isparta kameramanlık fotoğrafçılıktı 2 yıllık. Orası geldi. Yani düşünün o kadar yerden yerleşememişim. Eğer orayı da yazmasam belki de hiç yerleşemeyecektim. Kısmet. Ona biraz üzüldüm bugün. Yani bugün biraz modum yok. O yüzden bugünkü videoda böyle biraz buruk olabilir. Çok istiyordum çünkü 4 yıllık gazetecilik ya da radyo, sinema, televizyon. Ama olmadı. Kısmet değilmiş. Şimdi bugün Üsküp Kalesi'ne gideceğim. O şeyde köprüyü geçince dedim ya Türkler ve Hristiyanlar, işte Müslümanlar ve Hristiyanlar ayıran bir köprü var. Altından nehir akıyor. Orası taş köprü. Oraya gideceğim. Üsküp Kalesi'ne gitmeden göreyim dedim. Ha bu arada Makedonya'ya gidip de Matka Kanyonu'na niye gitmedin ya? Nasıl gezdin falan filan diyen olursa ben Türkiye'de doğal yerlere çok gittim. O yüzden ben daha böyle şehrin içinde böyle daha yakın yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Bir de ilgim şu anda ben daha çok manzara fotoğrafı çekiyordum. Şimdi ben biraz daha sokak fotoğraflarına yöneldim. Böyle daha çok insanların içinde olarak o kareyi yakalamak istedim. O yüzden yani şehrin merkezlerinde takılacağım diyebilirim. Evet şimdi bakın şuraya geldim. Şimdi taş köprü şurası bakın. Taş köprü orası. Oradan da karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Kalede zaten şu bayrağın olduğu yer var ya. Şu hemen yukarıda oraya çıkacağım. Burası da arkeoloji müzesi. Bu müzeye girişin ücreti 5 euro. Onu şimdiden söyleyeyim. Girecekleri. Tabii ben girmeyeceğim ya müzeye. Çünkü hem param kısıtlı hem daha az paraya daha çok yere gitmek istiyorum. Ya benim bir de amacım giriş çıkışlarda hani pasaporta işte bu ülkeye girdi çıktı kaşesi vurdurmak yani şöyle düşünüyorum. Hani ne kadar çok ülkeye gidersen hani Avrupa ülkesine vize alman daha kolay diye bir yazı okumuştum. Hani seyahat ediyorsun turistik olarak giriş çıkış yaptığın için. Tabii bakacaklar. Giriş çıkışta da problem yaşanmamış. Ne zaman çıkmış, ne zaman dönmüş. O yüzden mesela Arnavutluğa gidecektim. Buradaki tanıştığım hostelde Sercan Domuk bana dedi bize Arnavutluk'ta kaşe basmadılar dedi. Mesela orayı çıkardım listemden. Yarın Priştine'ye gitmeyi düşünüyorum. Kosova'nın başkentine. Ondan sonra orada bir gece kalmayı planlıyorum. Oradan Karadağ'a geçeceğim. Karadağ'da kalmayı düşünüyorum. Belki 3-4 gün en fazla Belgrad'da kalmayı düşünüyorum. Sordum ben hani Belgrad nasıl falan filan diye. Belgrad çok güzelmiş. Sırbistan, Belgrad. Ben de oraya gitmeyi düşünüyorum. Yani daha fazla orada kalmayı düşünüyorum. Ama tabii dönüş biletini ucuza nasıl ayarlayacağım, nasıl yapacağım ona bir bakmam lazım. Pegasus'ta ben buraya 602 lirayla uçtum. Normalde 500 liraydı ama ben ekstra bagaj aldım. Çünkü benim
tarttığımda 8 kiloyu geçmişti. Kabin bagajı 8 kilo olması lazım. Benim 8 kiloyu geçtiği için aldım. Dönüşte alır mıyım almaz mıyım? Her dönüşte de mecbur alacağız ya da bazı şeyleri atacağım işe yaramaya. Şeyleri ama hepsi de işe yarayacak şeyler. Şimdi kaleye doğru devam ediyoruz. İşte burası Taşköprü'den karşıya geçtiğinizde Türklerin olduğu yer. Burada zaten direkt hissedebiliyorsunuz yani. Eski çarşı bölümüne geldim. Ara sokaklardan. Burası Barlar Sokağı gibi. Şöyle kafeler var. Orada biri selam verdi. Şimdi buradan kaleye doğru çıkacağım ama bu yoldan doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Sorarım. Bakın şurası güzelmiş. Şurası. Şuradan aynayla yansımayla fotoğraf alınabilir. Böyle fotoğrafla ilgili duyunca böyle her şeyi böyle daha detaylı bakıyorsunuz. Yani işte kareleri böyle gözünüzün önünde o kare canlanıyor ya. Gerçekten o yönden fotoğraf senin görselini gerçekten çok iyi geliştiriyor. Yani benim öyle oldu mesela. Bir yere bakarken daha böyle dikkatli bakmaya başlıyorum falan. Güzel de sokak fotoğrafları aldığımı düşünüyorum. Instagram adresinden bir bakarsınız, yorum atarsınız. Yorumları eğer YouTube'dan geliyorsanız ben YouTube'dan geldim diye yorum atarsanız iyi olur. Buradan devam ediyoruz ama bir yere sormam lazım. Ha, şuraya genç var bir tane. Excuse me, how can I go Skopje, Skopje Tower? Turski. Türkçe, do you know Türkçe? Konuş Türkçe. Ha, okay. Kaleye çıkacağım ben. Kaleye çıkacağım. Ha, şu aradan mı gireceğim? Evet. Tamam. Düz. Geliyorum. Buyurun. Kaleye mi? Kaleye. Yalnız mısın? Yalnızım, tekim. Tek. Buradan. Nereden? Buradan hemen yukarı. Ya bu aradan. Bu aradan. Karşı ve yukarıya doğru. Sola doğru. Sola. Tamam. Var bir böyle dar merdivenler, camiye gireceğim. Tamam. Kısa atın ve yolu camiden. Mustafa Camisi'ne çıkarsın. Tamam. Camiden kalın. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Kaleye isterseniz atarsınız. Cadde var. Cadde var. Caddeye atarsınız. Kaleye gidersiniz. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İşte bakın burada hemen Türkçe ile hallettik. Dedik ya burada Türklerin yaşadığı yer fazla diye. Şimdi tarif ettiler. Buradan gidip sonra yukarı sola doğru döneceğim. Oradan kaleye çıkacağız. Bir kalenin manzarasında bakarız. Turkey. Türk müsün var? He, Türk'üm. Niçin konuşuyorsun İngilizce? Başka bir yer. Burada var. Makedon, Arnavut, Türk var. Makedon, Arnavut, Türk. O zaman evet. Burası çoğunlukla... Bak emlisin, hep Osmanlı yer burada. Evet, evet. Osmanlı evet. Sokakların olduğu belli. Konuş serbest Türkçe burada. İngilizce konuşuyorsun. Bu kafirlere konuşma o kafir dilini Allah aşkına. Ya şimdi İngilizce international uluslararası olduğu için İngilizce konuşuyoruz. Biz Müslüman elhamdülillah. Memleket neresi memleket? Ben Sivaslıyım. Sivas. Hı hı. Ne işin var Sivas'tan bu deliye? Makedonya'yı gezip görelim dedik. Ya git Türkiye'ye gez ya Makedonya'ya. Farklı yerleri görelim dedik amcacım. Ben sabah geldim mi Türkiye'den? He? Sabah gelmişim. He öyle mi? Evet. Anladım. Ben Ankara'da yaşıyorum normalde. Aa. İsim neydi sizin? Sabih. Evet. Sizin amcacım? Tahsin. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Şimdi şurada Türk berberi var. Oraya girdim. Onunla ilgili dedim hani İngilizce sordum. Tamam Türklerin yeri ama kimisi belki bilmez diye ne bileyim yani ağız alışkanlığı işte. Ondan sonra bir de yabancı ülkeye geldik yani İngilizce konuşalım, Türkçe ile çok konuşmayalım. Zaten hostelde Sercan Umut vardı, bugün de mesela Alp geldi, Buğra geldi, arkadaşı İlker geldi.
O yüzden onlara da Türkçe konuştuk mecburen. O yüzden İngilizce konuşayım dedim. Abi dedi bırak dedi ya o İngilizceyi falan. Zaten bu videonun gerisinde izlemiş olmanız lazım. Orada öyle söyledi. Neyse buradan tekrar kaleye doğru yolumuza devam ediyoruz. Siz bu tarafa geçince eğer Türkseniz İngilizce konuşmayın. Yani tabiri caizse beni fırçaladı. Dedi ki sen niye konuşuyorsun dedi falan. Hatta niye geldin ya dedi Türkiye'ye. Türkiye'den buraya dedi yani. Ne var dedi Makedonya'da. Güzelim ülkeden dedi buraya geldim falan dedi ama ben Makedonya'yı da beğendim yani arkadaşlar işin açıkçası. Hani tarihi yapılar olsun. O tarafı da beğendim. Bu tarafı da beğendim. İki şehirde farklı kültür var yani. O yüzden ben nötr değilim. Sevdim. Gelebilirsiniz yani Makedonya'ya. Hem ucuz. Yeme içme de ucuz. Konaklama da ucuz bence. 5,5 euroya kaldığım yer bence gayet iyi. Böyle buradan devam ediyoruz. Kaleye buradan gidiyorsun değil mi? Kaleye. Kaleye buradan. Tamam. Teşekkürler. Bakın İngilizce sormadım mesela. Türkçe sordum. Şimdi yukarıya doğru gidiyoruz. Şimdi kaleye giderken Alena geliyordu karşıdan. Onun fotoğrafını çektim. You can say something, Alena. Hi. Welcome to Macedonia. It's really nice and pretty. Yeah. Very sunny. So make sure you have a hat. Look at the Alexander the Great monument over there. Yeah, okay. It's as big and great as how he is. Where are you from, Alena? I am from Toronto, Canada. Canada? Yeah. Kanadalıymış. İşte buradan bahsetti biraz İngilizce. Tabii ben onları çevirebilir miyim? İngilizce şey Türkçe altyazı bilmiyorum. Şimdi dedim boş zamanım var mı dedim işte. O da var dedi. Beraber yürüyelim o zaman dedim. Kaleye çıkıyordum. Şimdi dedim bir şeyler yapalım en azından otururuz belki bir şeyler içeriz. İşte böyle tanışıp İngilizcemizi konuşa konuşa geliştireceğiz. Alana'ya da çok teşekkür ediyoruz. Thank you so much for video. Evet, Makedonya Kalesi'ne geldim. Alana ile ayrıldık. Alana dedi ki ben dedi alışveriş yapacağım dedi. Sen ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Ben de dedim tekrar gitmeyi düşünüyorum. Of. Biraz etrafta gezdik falan. Oturduk. Sonra ayrıldık. Alana ile de nasıl tanıştım? Karşıdan geliyordu. Ben de dedim can I take your picture? O da of course dedi. Ondan sonra ben de iki poz aldım falan. Nerelisin, nereden geldin falan filan derken ondan sonra zamanı varmış. Biraz sohbet muhabbet ettik. Ben de biraz İngilizcemi geliştirmeye çalıştım. Hani diyalog kurarak bazı kelimeleri anladım. Anlatıyor ama bazılarını anlıyorum, bazılarını anlamıyorum. Ama böyle olacak zaten. O yüzden yurt dışında birinci kural ne söylediğin umurunda olmasın yani yanlış konuşacağım doğru konuşmam lazım diye değil sadece konuşmaya bakacaksın. Evet burası da Üsküp Kalesi böyle şu an bakın şurası Makedonya'nın stadı herhalde yani Üsküp'ün hangi takımı var bilmiyorum ama şöyle bakabilirsiniz. Gelecek yerler arasında buraya gelebilirsiniz. Arkeoloji müzesine de gidebilirsiniz. Ondan sonra Ohrid şehrine de gidebilirsiniz. Başkentte gezmek isteyenler ise vlogdan ben nereyeymişim ne yapmışım onlara bakabilir. Öyle. Bir videonun daha sonuna geldik yani. Uzun lafın kısası. Kanala abone olursanız olun. Olmazsanız da bu videoyu izliyorsanız kanala abone olmak istemiyorsanız yorum atın.
Yani yorum yazın işte, şu öneri olabilir, ondan sonra eleştiri olabilir, ne olması gerekiyorsa yazın. Ki bir dahaki video sizin istediğiniz gibi olsun veyahut da elimden geldiğince yapabileyim. Yani siz isterseniz belki ama ben yapabilecek miyim, o da önemli. O yüzden tekrar görüşmek üzere. Bir aksilik olmaz ise yarınki planım Kosova'ya gideceğim, Priştine'ye gideceğim. Hep birlikte göreceğiz bakalım gidecek miyim, gidemeyecek miyim. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da bu videoyu izliyorsanız yorum atmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum.